Web Ustası YouTube kanalından selamlar. Bugün sizlere bu tip data videolarını yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Aynı zamanda videonun başlangıcında bu arkadaşın ortalama gelirini de göreceksiniz. Bizler de bu tip videolarla YouTube'dan para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Peki nedir bu videolar? Nasıl yapılır? Gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizlerin desteği önemli. Ayrıca video açıklamalarındaki Telegram kanalıma da hepinizi bekliyorum. Orada harika bilgiler sizi bekliyor olacak. Arkadaşlar data videoları demiştik. Bunlar basit data videoları ve yapımları çok basit ancak burada da gördüğünüz üzere gelirleri yüksek arkadaşlar. Şu anda bu site tabii ki ortalama değerleri gösteriyor. Yani %100 bu siteye güvenemiyoruz. Ortalama bu kanalın aylık geliri 1600 dolarla 26000 dolar arası değişiyormuş. Yani ortalama 5000-10000 dolar arası diyebiliriz. Yıllık olarak gelire bakacak olursak 19 ile 312 312000 dolar diyor arkadaşlar. Tabii ki burası da bir yapay zeka. Yani insanları tek tek gelip burada incelemiyorlar. Yapay zeka ile böyle bir ortalama ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla yıllık 19. 150012 bin dolar arasını 50.000 bin dolar olarak tahmin edebiliriz ve izlenmeler gerçekten çok yüksek arkadaşlar Gördüğünüz üzere 1 milyon abonesi var da 1 milyon 500 bine yakın ve günlük izlenmesi ise burada arkadaşlar günlük izlenmesi ortalama 216 bin civarlarında Dostlar bu uzun videolar için gerçekten harika bir sonuç şimdi gelin birlikte bu videoları yapmayı öğrenelim arkadaşlar kanvaya geldi tasarım oluşturun dedi buradan özel boyut. Genişliğimizi 5000. Yüksekliğimizi 1000 yaptık arkadaşlar. Ve yeni tasarım oluşturun dedim. Başka herhangi bir şey seçmeme gerek yok. Buradaki şablonları da kullanmayacağız arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Hemen bileşenler bölümüne geleceğiz. Şekillerden hemen bu kareyi seçeceğiz arkadaşlar. Sol köşeye atacağız. Ekranımızı biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar bunun boyutunu ayarlayacağız. Ne yapacağız? Bunu 492'ye 450 ye yapacağız arkadaşlar. Şimdi 450'mizi şöyle şöyle birlikte ayarlayalım ve şimdi genişliğini 492 yapacağım arkadaşlar. Evet, şablonumun ilk girişi böyle olacak. Şimdi bundan bir adet daha kopyalayacağım ve bunu küçültüp şöyle ortaya bir şekil yapacağım. Bundan bir adet daha kopyaladım, yukarıya attım. Hemen şuradaki bileşenimi şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Buradaki renk seçenekleri sizlere kalmış. Dilerseniz burayı siyah yapabilirsiniz. Hatta alt kısma şöyle yapalım arkadaşlar. Bileşenlere gelelim pem Buraya çerçeve yazalım. Kare olan çerçeveyi seçip 492'ye 450 şeklinde ayarlayalım. Bu birazdan bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi tekrardan bileşenlere geldim. Buradan şekillere geldim. Şekillerden burayı süsleyeceğim arkadaşlar. Burada ne yapabilirim? Örneğin şöyle bir şekil kullanabilirim. Şu şekilde büyüterek hemen şu şekilde de ortalayabilirim. Mesela bunun rengini de kırmızı yapalım. Evet bu kırmızımız iyidir arkadaşlar. Peki ben buradan ne yaptım? Arkadaşlar öncelikle data ekranımızı oluşturuyoruz. Daha sonrasında da bunu video haline getireceğiz. Şimdi araya bileşenlerden bir adet çizgi ekliyorum. Çizgimi hemen baştan aşağıya doğru çekiyorum. Arkadaşlar kalınlığını hemen buradan 9 yapacağım. Ve dileyenler buradan rengiyle oynayabilir. Ben bu rengi beyaz yapmayı tercih ediyorum. Şu anda beyazımız görünmüyor ama birazdan görünecek. Dilerseniz şöyle örnek bir arka planda yapalım ki görünmüyor görünsün. Evet, şöyle bir arka plan yaptım. Görünür olsun diye. Arkadaşlar şimdi şu üçünü kopyalayacağım. Hatta çizgiyi de kopyalayacağım ve bu şablona, bu ekrana tam olarak sığdıracağım. Hepsi 492'ye 450 olduğu için buraya tam olarak oturacak arkadaşlar. Burada ölçülere dikkat etmeniz gerekiyor ki şablonu oturtabilelim. Hemen şöyle alıyorum. Bakın yan yana yerleştiriyorum ve bu şekilde kopyalayarak devam ediyorum arkadaşlar. Ölçüleri daha iyi oturtmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yakınlaşıp daha da güzel sonuçları alabilirler. Çünkü herhangi bir yerde ölçüyü kaçırmanız demek tekrar tekrar kontrol etmeniz demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tüm şekillerimi 5000'e 1000 ekranıma oturtmuş oldum. Evet bu bölüm biraz zorlayabilir ama yakınlaşarak ve ölçülere uygun yaparsanız sizler için de kolay olacaktır. Yapılan en büyük hata şu aralıklara dikkat etmemek olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden milim dahi olsa bu aralıklara dikkat edeceğiz. Evet. Şimdiki işimiz ne dostlar? Hemen Google Bard'a geldi. Google Bard'dan benim için şunları yapmasını isteyeceğim. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 10 ülkeyi bir tabloya sırala. Birinci sütunda ülkenin ismi, ikinci sütunda nüfusu yazsın dedim. Ve gönderdim arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde sonucu ulaştıracaktır. Ama biz ne yapacağız? Eğer Türkçe içerik üreteceksek evet bu şekilde yapacağız. Ancak İngilizce içerik üreteceksek hemen bunun İngilizce versiyonunu buraya yazacağız arkadaşlar. Bakın Türkçemiz zaten burada hazır. Dileyenler için İngilizce de yaptım arkadaşlar ve bugün evet yabancı dilden devam edelim. Google Bard'ın şöyle bir güzelliği var. Böyle bir tablo oluşturduğunuzda hemen sağ altında gördüğünüz üzere E tablolara aktar şeklinde bir seçenek çıkıyor. Buna tıkladığınızda hemen sol altta e-tablo oluşturuluyor yazıyor. Ve yeni e-tablomuz oluşturuldu. Şimdi e-tabloları aç diyor. Ve arkadaşlar az önce Google Bart'ın listelemiş olduğu ülkeler tam bir Excel şablonu şeklinde buraya oturmuş oldu. Şimdi yapmamız gereken buradan kopyala yapıştırla tasarımımıza ülkeleri eklemek. Bu arada Google Bart'ı kapatıyorum arkadaşlar. Hemen ne yaptım? Birinci sırada Hindistan varmış. Geldim buraya. Yeni bir metin oluştur dedim. Başlık ekle dedim. Ve buraya India yaz. Yani Hindistan arkadaşlar. Hemen buradan yazı tipimizi de değiştirelim. Şöyle bir yazı tipi olsun. Dileyenler başka yazı tipi de kullanabilir. Ve hemen orta kısma nüfus bilgilerini yazacağım arkadaşlar. Şöyle ki hemen geldim buraya. 1 milyar 412 milyonluk nüfusu yapıştırdım. Hemen alt kısma bir çerçeve eklemiştik arkadaşlar. Buraya da ne yapacağım? Hemen aramalar kısmına Hindistan yazacağım ve buradan Hindistan bayrağını buraya yerleştireceğim arkadaşlar ikinci sıraya geldim ikinci sırada ne vardı Çin vardı arkadaşlar kopyaladım hemen aynı yazı tipini yan tarafa yapıştırdım arkadaşlar ve nüfusu da kopyaladım yapıştırdım hemen buradan nüfusu da aldım ve buraya yapıştırdım arkadaşlar alt kısma ne yapacağım hemen Çin bayrağını ekleyeceğim Evet Çin bayrağımız burada dileyenler ücretsiz versiyonunu bulabilirler Ben şu anda pro versiyon kullanıyorum ancak ücretsizlerde bulunuyor Örneğin burada ücretsiz bir adet var ancak ben ben prolardan birini kullanacağım arkadaşlar. Çin bayrağını da buraya ekledim. Diğerlerini de şimdi sırasıyla ekliyorum arkadaşlar. Buraları hızlandıracağım. Evet arkadaşlar kısa bir süre içerisinde Google Bard'ın verileriyle buraları doldurdum. Üst tarafta ülkenin ismi, orta kısımda ülkenin nüfusu. Bu arada burası milyar arkadaşlar. Yani kısaltma kullanmış. Buralarda milyonludur dostlar. Dileyenler buraları bu şekilde uzatabilirler. Ancak şimdilik gerek yok. Ve ben hemen şu kısmın arka planına bir ışık efekti ekleyeceğim. Bunu da neon istiyorum. Hemen buraya neon ışık yazdım. Hatta kırmızı yazalım arkadaşlar. Görsellere geldim. Hemen şu ışığı buraya eklemek istiyorum ki zengin bir görüntü elde edelim. Konumlandır diyorum. Ve hemen şöyle ortalayarak devam edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz daha zengin bir görüntü elde etmiş olduk. Siz bu şablonla oynayabilir, dilediğiniz gibi, gönlünüzce yapabilirsiniz. Ben şu an videoda olduğum için örnek bir çalışma yaptım. Siz bunu geliştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada şablonum hazır. Tek yapmam gereken paylaş demek ve indir demek arkadaşlar. Bunu PNG formatında indiriyorum. Evet arkadaşlar, indirilenlerden bunu aldım. Ancak bu şekilde devam etmeyeceğiz. Çünkü YouTube şablonuna uygun bir görüntü değil. Hemen aşağıya attım. Burayı 16'ya 9 olacak şekilde YouTube'a uygun olarak ayarladım. Ve şuradan görüntülerin buraya tam olarak sığmasını sağlıyorum arkadaşlar. Evet görselimizi ekranımıza tam olarak sığdırdık. Şimdi ekranımızda bu görseli tutup en sola yani başlangıca çekiyoruz arkadaşlar. Burayı biraz uzatıyorum. Sizler daha uzun videolar yapabilirsiniz. Ben şöyle ortalama 40 saniyelik bir video ile başlayacağım arkadaşlar. Peki bunun sağa doğru akışını nasıl sağlayacağım? Arkadaşlar videonun en başına geldik. Videoya tıkladık. Hemen buradan position bölümünden videonun en başına bir keyframe attık. Şimdi videonun en sonuna geldik arkadaşlar. Buraya da bir keyframe attım ve tam keyframe'in üzerindeyken videomu en sağa çekiyorum arkadaşlar. Tam bitiş noktasına doğru. Evet, şimdi bakalım nasıl bir görüntü elde etmişiz. Tam ekran yapalım. Arkadaşlar buradaki görüntüyü dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şöyle ki siz bunu öncelikle şu keyframe'i bir iptal edelim. Siz bunu dilerseniz 2 dakikalık yaparsınız. Buraya bir keyframe atarsınız burada da yine en sağa çekiyorum. Yani ne kadar uzatıp en sona ne kadar uzağa keyframe atarsanız videonuz o kadar yavaş ilerler. Şimdi buna neyimiz eksik? Tabii ki böyle kuru kuru olmayacak arkadaşlar. YouTube ses kitaplığından bir müzik indireceğim. Hemen YouTube'a geldim. YouTube Studio dedim arkadaşlar. Buradan ses kitaplığını seçtim. Hemen buradan dilediğim filtreleri girerek hatta bildiğiniz bir müzik varsa onun da ismini girerek aramanızı yapabilirsiniz. Ben bu müziği seçtim arkadaşlar. İndir diyorum ve birkaç saniye içinde müziğimi indirmiş oluyor. Hemen ne yaptım? Aldım CapCut'ta videomun altına yerleştirdim ve videomun uzunluğuna göre ayarladım. Dileyenler buradan müziğin sesini biraz kısabilirler. İzleyicileri rahatsız etmesin. Dileyenler buradan bir fade in verebilir. Yani müziğe aydınlatarak girebilir. Ve videonun sonuna da bir fade out ekleyerek müziğin yavaş yavaş kısılarak bitmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir izleyelim bakalım nasıl olmuş Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Uzun süredir merak ettiğiniz data videolarına bir örnek vermiş olduk. Sizler bunları geliştirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bu data videolarıyla ilgili daha geliştirilmiş bir içerikle karşınıza çıkacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.